Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba İşkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İstanbul TÜYAP fuar alanından sektör lider firması Boafon gruptayız. Yanımızda Türkiye'nin genel müdürü beyefendi David ve aynı zamanda finans direktörü beyefendi Korkut Durgun bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Evet Korkut Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Stand fuarınız hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Allah sağ olun. Allah utandırmasın Amin, diyelim. Amin inşallah. Şimdi Boafon bir şirketler grubu. Büyük bir firma. Doğru. Merkezimiz Çin'de. David de Türkiye'nin genel müdürü olarak şu anda burada ekranlara başındaki izleyicilerimizi sizlere tanıttık ama şöyle sizi önce bir tanıtalım ve Elbette. Firmanın kuruluşundan biraz alalım mı? Elbette. Boafon Dış Ticaret sizin de belirttiğiniz gibi Çin'de mukim Boafon grubun bir iştiraki ve ilk deniz aşırı yatırımı. Boafon Dış Ticaret 2015 yılında %100 Çin sermayesiyle İstanbul'da kuruldu. Kurulduğu günden bugüne yaklaşık 3 yıldır Çin'deki ana firmanın üretmekte olduğu spandex ipliklerin ithalatını ve iç piyasaya satışını gerçekleştiriyor. Gayet güzel. Peki şimdi David Bey Türkiye Genel Müdürü olarak burada bizimle evet. beraber. Kendisine bir soralım. Spandex ve vizyon çalışmaları nasıl gidiyor? Hani hem yurt dışı hem Türkiye ile ilgili nasıl bir görüşleri var kendisinin? Onu Tabii bir ki. Mr. David, he is asking about our Huafon group in China. Mm-hmm. His vision and the recent position. Yes. What are they doing? How are they doing? And what's their vision for Turkey? Yes. Firstly, for the spandex, it is high technical chemical elastic fiber. Yes. And now we are this industry leader in China. We are mm-hmm. the number one focus on quality. We are number one in China and all in the world. At present, we are number two all in China for the quality. And firstly, for sure, our technical seats, we are already guided for top level on the quality in spandex in China. And the Huafon Group, it is also quite big chemical group in China also. Yes. Bay David, özellikle şunun altını çiziyor. Bir kere spandex için başta söylemek gerekirse, hali hazırda üretim ve kalite anlamında Çin'de bir numarayız, Çin ölçeğinde. Grup, Huafon Grup kimya tabanlı bir grup. Kendi bünyesinde spandex ipliğin yanı sıra farklı farklı kimyasal ürünlerin de üretimini yapıyor. Burada da temel hedef hem miktar hem de pazar payı anlamında bir numarayı korumak. Ki diğer ürünlerde de pek çoğunda Huafon Grubu Çin ölçeğinde pazarın tamamına neredeyse hakim bir grup. Evet. Peki Huafon Grup hizmet politikasında kendisi yurt dışında tabi bilgi birikim deneyimlerini aldı geldi. Neye dikkat eder? Kendini sürekli güncelleme ve geliştirmek adına tabi bunları soruyorum. Evet. He's asking that what is the point of view for Huafon Group in what's their vision in the market, in the production and quality? Yes. At present, Huafon Group is the number one industry group in China, mm-hmm. and we are focused on so much chemical industry, like spandex is just one of them, and uh-huh. also PU, TPU, mm-hmm. AA, also nylon, and so on. It's quite big chemical group in China, and for our strategy, in the long term, now we are focused on international. We want to be pushing our product to all the world. Actually, we are already doing quite good mm-hmm. for in before, but mm-hmm. we will next strategy is pushing more hardly in international side. Bay David şunun altını çiziyor. Bir kere az önce benim de belirtmeye çalıştığım gibi Çin ölçeğinde bizim Huafon grubu spandex'in dışındaki diğer o işte TPU, PU veya naylon alanında zaten piyasa lideri. Hem üretim hem kalite anlamında. Buradaki vizyon bu ölçeği uluslararası alana taşımak. Zaten Huafon Dış Ticaret'te bu bakış açısının bir ürünü neticede. Dolayısıyla temel hedef bu mevcut ürünleri, bu liderliği diyeyim, piyasa liderliğini uluslararası ölçeğe taşıyabilmek. Gayet güzel. Peki siz finans direktörü olarak Türkiye'de nasıl ilerliyor çalışmalar? Yurt dışında ağırlık hangi bölgelerdeyiz? Yurt dışında gene bu 3 yıl içerisinde ufak çaplı da olsa bir takım ihracat faaliyetlerine başladık.
Hali hazırda 3 ana ülke, işte Mısır, Libya ve kısmen İran'la. Biraz Orta Doğu'dayız şu an. Orta Doğu'dayız şu an. Ama tabii ki hedef Avrupa ve Rusya'da önümüzdeki yıllarda inşallah. Şimdi kapasiteden gidelim biraz. Yıllık üretim nedir? Rakamsal boyutlar, yani yurt dışındaki ve Türkiye'deki çalışmalar nasıl ilerliyor? Şöyle, şimdi oradan kıyaslarsanız bizim Türkiye'deki mevcut üretim değil, satış demek lazım. Evet. Ana firmayla kıyaslandığında henüz oldukça mütevazi. Şöyle ki, Çin'deki ana firmanın yıllık üretimi ve aynı zamanda satışı 135 bin ton civarında. Evet. Türkiye'de bizim geçen yıl için yaklaşık 4500 ton seviyesindeydi. Bu yılda hedefimiz 5500-6 bin tonlar. Yani şöyle %25-30'lara biraz aynen daha öyle. Yukarı çıtayı yukarı atacağız. Aynen öyle. Burada İstanbul'da ne kadar bir kadro var şu anda? Şu an İstanbul'da yaklaşık 8 kişilik bir şirketiz biz. Hı hı. Ama sürekli neredeyse işte ay bazında Çin'den sürekli genel merkezden gelip gidenler oluyor. Evet. Şu arada şu günlerde bile 4-5 kişilik bir grup İstanbul'da şu an. Peki kimlere hitap ediyor yaptığınız ürün sektör olarak? Spandex için bizim ana pazarımız örme firmaları. Evet. Örme ve iplik firmaları, tekstil firmaları. Evet. Zaten bu ticaretini yaptığımız üren de özellikle şeyde örme kumaş sektöründe ana ham madde girdilerinden bir tanesi. Ne kullanılıyor ana ham maddede? Biraz bu esnek bir yapı. Yani doğru. Spandex diğer iplik türleriyle kıyaslandığında bir kere %100 petrokimya ürünü. Sentetik bir iplik türüdür. Tamamen kimya tabanlıdır. Yani bir viskon veya pamuk ipliği gibi doğal elyaftan değil, sentetik elyaftan üretiliyor. Evet. Ve oldukça da zor bir üretimi var. Yüksek teknoloji gerektiren bir üretimi var. Evet. Öyle söylemiş olayım. Peki şimdi önümüzde kataloglar var. Sizin iyi bir Ar-Ge ekibiniz var. Bunun bir renk, model, belli bir şey çıkarıyor musunuz yıllık bir çalışma? Tabii bu arkadaki örneklerde de gördüğünüz üzere bu spandex, lycra, iplik işte mat veya parlak şeklinde normalde pazarlanır. Yani ana şekilde o şekilde ama biz de bunun renkli lycra üretimini de yapıyoruz. Var yani. Şurada bobinlerde gördüğünüz evet, gibi işte evet, siyahtan başlıyor. İşte kırmızı, yeşil, maviye doğru her renk lycra'nın üretimini de yapıyoruz. Gayet güzel. Peki David Bey'e soralım. Türkiye Genel Müdür olarak son olarak neler aktarmak ister? Hedef, beklentiler, kendisi neler düşünüyor son olarak? So, what's your final words about the Turkey market and your strategy in the Turkey market as a Vodafone Group member? Yeah. Actually, Turkey market is quite an important market for us. Mm-hmm. And that is why we put a substantial company in Turkey. Sure. And at the long term, maybe we will have another Huafeng company will also come to Turkey. Yes. We will, as a Huafeng family in Turkey, we are focused on Huafeng local, giving local service. And that means it will, we try to be much, much more close with the Turkish local market. I see. Yes, so Turkey is a very good market and very important market for Huafeng. Evet. Yes. I see. Önemli de bir hatırlatmada bulundu. Belki onu atlamış da olabiliriz. Bir kere Türkiye pazarı Huafeng grubu için çok önemli. Hem ülkenin jeopolitik konumu itibariyle hem de piyasa açısından oldukça önemli. Bu arada hatırlattığı husus da şu, zaten biz Huafeng Spandex olarak burada böyle bir yatırım kararı aldık ama şu günlerde genel müdürlüğümüzde o bahsettiğim grup bünyesindeki diğer firmaların da başka birilerinin gelip burada gene bizim gibi işte iştiraklar oluşturup, şirketler oluşturup neticede hem Türk pazarına, bura üzerinden de dünya pazarına yakın olmayı hedefliyorlar. Evet, inşallah. Peki sizden de son olarak ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve firmanızın hizmetlerinden faydalanmış paydaş noktalarınıza bir teşekkür son sözlerinizi alalım. Valla öncelikle tabii şunu belirtmek lazım. Biz 3 yıl bu işler için oldukça kısa bir zaman. Ama bir kere zaten hali hazırdaki müşterilerimize bu konuda müteşekkiriz. Bizim bu kadar kısa bir zamanda bu kadar hızlı büyümemizin temel sebebi onlar. Biz de bunun farkındayız, bilincindeyiz. En iyi şekilde verdiğimiz servisi, hizmeti sürdürmeyi planlıyoruz. Evet. Herkese de teşekkür ediyoruz. Peki ben sizlere başarılar diliyorum. Huafeng grubun bütün bünyesindeki çalışanlara da başarılar dileyelim. İnşallah ilerleyen süreçlerde iyi noktalara gelirsiniz. Sizinle yeni bir stand, yeni bir fuarda buluşmak üzere. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Evet, değerli İşkolik izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi İstanbul TÜYAP Fuar Alanı'ndan sektörün lider firması Huafeng Group'tan firmamızın Türkiye Genel Müdürü Beyefendi David ve aynı zamanda Finans Direktörü Beyefendi Korkut Durgun'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.